Sebep sonuç reklamların ardından devam ediyor. Murat Özel, Mustafa Kemal Çiçek, İrfan Kaya Ülger ve Kemal Olçar'la beraberiz. İlk bölümde Gazze'yi ve İran'ı konuştuk. Bölgesel ilişkiler nereye varacak? İran, ABD'nin, İsrail'in saldırısına bir cevap verecek mi ABD'yi karşısına alıp? Bunlar da gündemimiz. Biraz da iç siyaset konuşalım. İç siyasetinde en önemli gündem maddesi şu an için İyi Parti. İyi Parti'de bir kurultay düzenlenecek. Onlar da kurultay mı diyorlar, kongre mi diyorlar Mustafa Kemal Çiçek? Kongre diyorlar. Kongre diyor. Evet. Sol partiler kurultay diyor galiba. Teşkilat, tırnak örgüt, böyle kavramlar değişiyor biraz partilerde. CHP kurultay yapıyor çünkü. Evet, kurultay oluyor. O biraz daha öz Türkçe mi oluyor kurultay, onu da bilmiyoruz ama. İyi Parti ne olacak Mustafa Kemal Çiçek, seninle konuşalım. Meral Akşener yeniden aday olur, siyasete devam eder diyenler vardı. Ben seçimlerde, seçim gecesi bu stüdyoda artık İyi Parti'nin bittiğini düşünüyorum demiştim. Evet. Çünkü oy oranları da 0-6'ya falan gelmişti. Olası genel başkanlık yarışında kimler olacak? Meral Akşener ben olmayacağım diye açıklama yaptı bugün. Acaba olmayacak. Acaba olmayacak. Yani hemen son dakika çok ilgi alaka var, teveccüh var bana demek suretiyle. O da olabilir değil mi hocam? Yapabilirler. Sonuçta delegesiz aday gösteriyor. Gösterdikten sonra kabul etti. Kemal Bey de daha evvel biliyorsunuz kendi aday olmuyordu. Delege adayı gösteriyordu. Onların teveccühüyle. Teveccühüyle tabii evet. Delegelerin. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi İyi Parti şu geldiği aşama itibariyle çok büyük yıpranmışlık içerisinde. Çünkü neden? Ha, ben daha evvel bunu ifade etmiştim. Çünkü İyi Parti'nin tabanının özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kayacağına yönelik emareler çok çok fazlasıyla vardı. Ya örgütler istifa etti gitti. Ve işte İstanbul ölçeğinde biliyorsunuz Sayın Burak Kavuncu aday oldu. Sayın Burak Kavuncu da Ekrem İmamoğlu uzun yıllar mesai yapmış bir isimdi ve çalışmadı da ortaya çıktı. İyi Parti bildiğim kadarıyla İstanbul'da Zafer Partisi'nin altında bir oy aldı. 0.6 mı? Evet, birin altında. Yani birin tam altında. Rakamı hatırlamıyorum da yani Türkiye genelinde de çok büyük kaybı uğradı. İstanbul'da 7-8 puan oyu var İyi Parti'nin. Tabii, çok ciddi bir oyu vardı baktığınız eskiden zaman. Eskiden vardı. Şimdi tablo bu iken, tabanını bu şekilde kaptırmış iken Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şimdi bunları tekrardan kazanıp toplamanın ben çok zor olduğu kanaatindeyim. Evet. Şimdi çıkan adaylara da baktığımız zaman Melih Bey hepsi yani Koray Bey olsun eski Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimlerinden de İyi Parti'nin kurucusu Müsavat Bey keza öyle. Adaylıkları... Ama çok eski isimler değil mi Üstad? Koray Aydın daha eski İmar Bakanı. O tabii, Bayındırlık sonra... Bakanıydı 99'da. Yargılandı, tabii, Yüce Divan'a tabii. Gidiyordu, gitmedi. Yani çok eskiden bildiğimiz için Müsavat Dervişoğlu yine o da eski. MHP geleneğinden gelen Mehmet Tolga Akalın. Ben hiç tanımıyorum. Ben yeni duydum Mehmet Bey'in ismini. Avukatmış, meslektaşımız. Günay Hanım'ın ismini de ilk defa duydum. Turan Bey, tabii AK Parti'de siyasete Balıkesir'de başlamış bir isim. Balıkesir'de BD Başkanı adayıydı Turan çok Kömez. Çok düşük oy aldı kendisi de Balıkesir'de. Yani çok... Ama yine de Burak Kavuncu gibi olmadı. Burak Kavuncu az önce sordun ya 0.6 almış. Zafer Partisi'nin adayı 2.13 yani evet. 4'e 5'e katlamış Zafer tabii, Partisi tabii. Diyebiliriz. Aynen öyle. Dolayısıyla daha milliyetçi görüp kendilerini MHP'den ayrılanlar hatta ırkçılık seviyesinde görenler Zafer Partisi'ne bir yönlendiler. İyi Parti'ye bir gidiş vardı. Onlar da CHP'ye gittiler. Kesinlikle gittiler. Bunu böyle söyleyebiliriz değil mi? İşte Uğur Poyraz. Uğur Poyraz da işte partinin genel sekreteriydi. İlk aşamalarından bu yana olduğunu bildiğim isim. Ankara'da avukatlık da yapan bir isim. Bilge Yılmaz da işte ekonomist olan bir isim. Bu Bilge Yılmaz'ın ayrılmadı mı partiden ben mi karıştırıyorum? İstifa ettiğini biliyorum ama partiden değil herhalde görevlerinden istifa etmişti. En son bu şey midir? Bu jacuzzi olayını çıkaran vatandaş bilgi. Ben mi isimlerini hayır, karıştırıyorum? Yok o Necati Özkan'dı. Hayır bir de İyi Partili var. O da yaydı bunu. İbrahim Özkan var. İbrahim Özkan var. İBB meclisinde İyi Parti'nin başkanı evet. Olan kişi. Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener'in adayı olduğu yönünde. Evet onu ifade edeceğim şimdi. İbrahim Özkan zaten İyi Parti'den istifa etmişti. İBB meclisinde İyi Parti'nin başkanı olan kişi. Evet. O jacuzzi yalanını ortaya çıkartan daha doğrusu zaten Necati Özkan'ın destekçisi. Zaten hepsi birbirini tamamlıyor. Biri paylaşınca tabii. Hepsi paylaşıyor. Tabii, Necati Özkan'ın kayığına binen burada kişilerden biri Koray Bey ile Müsavat Bey önemli isimler. Partide de güçlü olan isimler. Zaten biliyorsunuz Koray Bey teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Şimdi siz CHP'ye kaptırdığınız oyları geri almak istiyorsanız siyaseten devamınız buna bağlıysa. Evet. Sizin daha çok merkeze seslenecek bir adayla yola devam etmeniz lazım. Ben Bilge Bey'i karıştırmışım özür dilerim onu düzelteyim evet. Üstüne kalmasın. Çok benzettiğim bir şey vardı. Ekonomist Bilge Yılmaz değil mi? Evet onunla bu ekonomist evet. Tamam. Önemli bir ekonomist ismi çok zikredilen bir isim. Koray Bey ve Müsavat Bey'in ön planda olması
Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oyları tekrar getirme imkanı da ortadan kaldıracağı kanaatindeyim. Yani merkeze seslenecek isimler değil. Yani milliyetçi camiada önemli olan isimler zaten milliyetçi camiada seslenen çok parti oldu biliyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi var, Zafer Partisi herkes var, Büyük Birlik Partisi var, İyi Parti var. Bu anlamda böyle bir tablo içerisinde gitmeleri daha olumsuz bir tablo oluşturacağı kanaatindeyim. Acaba Meral Hanım son noktada işte bu değerlendirmeler yapılıp tekrar Meral Hanım'la yürüyelim noktasında bir değerlendirme mi yapılacak? O ihtimali vareste tutmamak lazım. Doğru. Çünkü Meral Hanım Ankara'dan ikametgahını İstanbul'dan Ankara'ya aldı, Ankara'ya yerleşti. Daha önce de istifa etmişti, sonra tabii kapısında gösteriler olup tekrar aday oldu. Şimdi aynı değerlendirme, resti daha önce de çekmişti. Değerlendirme şöyle yapılıyor Murat Bey, partideki eşyalarını da topladı götürdü, artık hiç gelmeyecek gibi bir değerlendirme içerisine girmişler. Ama bir de bu tablonun içerisinde şu var. Hem işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte 31 Mart sonrası çok farklı bir tablo oluştu. Güçlü bir genel başkan, 400'ün üzerinde belediye kazanmış, büyükşehir sayısını 15'e çıkarmış, ilk 5 büyükşehri kazanmış bir genel başkan. Öbür tarafta İstanbul'da %50'ye çıkmış, 26 belediye almış bir Ekrem İmamoğlu. Öbür tarafta %60'a çıkmış, Ankara'da 16 belediye almış bir Mansur Yavaş gerçeği var. %60 Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla ve daha başarılı bir seçim süreci. 10 puan daha yukarı çıkardı. 16, 25 ilçenin 16'sı alınmış vaziyette. Şimdi bu tablo içerisinde İyi Parti'de de bu özellikle İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı noktasında değerlendirmeleri de ortadayken ve bunları tabanına işte biz Meral Hanım'ı neden eleştiriyorduk? İşte Cumhurbaşkanı olmaları lazım diyordu her iki ismi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olması için protokolün 13. maddesine ekletmişti her iki ismi. Birisi için Fatih demişti, yüzünde Rabbiyesi var demişti. Tabanında bunları kabul edilebilir bir seviyeye getirmişti. Taban kaymasında Meral Hanım'ın çok çok büyük suçları var. Baktığınızda partisini kaydırdı bu iki ismi. Siz ön planda tutarak sürekli gündem yaparsanız gidecektir bu iki isme oylarınız. Ve ben bu oyların geçici gittiği kanaatinde de değilim. Öyle mi? Kalıcı gittiği kanaatindeyim. Baktığınız zaman ittifaklar yandı arası... Yandı gülüm keten elva diyorsun İyi Parti. Öyle değerlendiriyor. Baktığınız zaman Cumhur İttifakı'ndan bir gidişat yok oraya. Millet İttifakı'nın unsurlar arasında oy kayışı var. İşte DEM'den ve İyi Parti'nin hemen hemen tamamına yakında CHP'ye geçtiğini görüyoruz. CHP'ye bir kere oy vermeye alıştıktan sonra tekrardan onu geri tutmak ne kadar mümkündür? O ayrı bir değerlendirme konusu zaten ama bu şöyle diyebilir miyiz? Yani seküler milliyetçi seçmenler de onlar. Aslında CHP tabanını oluşturan şeyler. Çok esasında, da farklı değil. Esasında bir karşıtlık var da Cumhur İttifakı'na karşı olan seçmen kitlesiydi bunlar. Yani bunu değerlendirirken uzmanlar işte bunlar Cumhur İttifakı'na gidebilir, işte %40'ı gitmez, %50'si gitmez. Ben tam aksini düşünmüştüm. %90'ı gitmez, belki %10'a gidebilir dedim ki tablo o şekilde cereyan ettiğini gösteriyor. Bir de burada İyi Parti'nin şu sıkıntısı var. Hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş İyi Parti'ye el atmak istiyor. Yani bu süreçte de olsa %1-2 oyu da olsa el atmak istiyorlar. Mansur Yavaş zaten İyi Partili neredeyse biliniyordu yani değil mi? Kimse... Ve İyi Parti üzerindeki ellerini çekeceği kanaatinde değilim her iki isminde. Hı-hı. Ha bu Koray Aydın olursa, Musavat Bey olursa burada zorluk çekerler. Bu iki isim İyi Parti ise anahtar teslim vermezler. Daha ama ideolojik bir duruş. Daha ideolojik yaklaşım sergilerler ama başkaca isimler gündeme gelirse de bu değerlendirmenin de yapılması gerektiğini düşünüyorum Melih Bey. Evet. Murat, adaylardan yine Meral Akşener'e yakın bir isim mi çıkar? Sen nasıl görüyorsun? Savat Dervişoğlu mu yoksa Uğur Poyraz da örneğin hem medyatik bir isim hem de partiyi sahiplenen Kürşat isimlerden Zorlu birisi. Kürşat Zorlu ismi de geçiyordu ama herhalde kimi? Ben aday değilim demiş Kürşat Zorlu. Kürşat Zorlu. Partinin sözcülüğünü yapan isim. Sonradan İyi Parti'ye monte oldu ama şimdi ismi geçiyor. Ne dersin? İyi Parti'de Meral Akşener'e yakın bir isim kimdir mesela, bu belli mi? Bu da Müsavat yok yani. Dervişoğlu yani belki. Müsavat Dervişoğlu zaten İyi Parti'nin ideolojik bir duruşu varsa eğer. Hani evet. İdeolojisini nasıl tanımlıyor? Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü ideallerden uzaklaştı. Biz gerçek Türk milliyetçiliğini temsil ediyoruz. Hı hı. Deniyorsa eğer. O kimliği zaten İyi Parti içerisinde kalmadığını, ideolojik bir kendisinde enkaz yaşadığını, kalmış olabilir ama erozyon uğradığını ve sizin de söylediğiniz kalmadı gibi bütünüyle yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopartıp kitleyi götürüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlediği tam büyük anlamıyla bir tam anlamıyla bir operasyon başarı. Yani o açıdan Meral Akşener'e yakın isimlerin yakın onunla beraber hareket eden bu stratejinin bir parçasını doğru bulan kim varsa o İyi Parti'nin daha da yok olması anlamına gelecektir. Bence de o iki isim özellikle de Müsavat Bey'in eğer aday olursa yani genel başkan seçilirse bilmiyorum artık ama
o İyi Parti içerisinde farklı bir ideolojik, tekrar sağ muhafazakar bir ideolojik parti olma hüviyetinin devam ettirmenin adı olur. Onun dışındaki adayların, hele Turan Çömez gibi, Uğur Poyraz gibi isimler olursa CHP'nin yedeği gibi bir parti olur. Ona da gerek kalmaz. Yani rezerv bir partiye dönüşmüş olur. İşte seçim zamanının genel seçimlerde biraz hareketlenir. Diğer seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı güçlü olan neredeyse ona destek verecek bir rezerv partiye dönüşür. İyi Parti bu açıdan kendi siyasi şeyini tamamıyla bence tamamlamış durumda. Ama şu olabilir, bu saatten Murat sonra Bey, olamaz yani. İyi Parti'de söylediğin şey doğruydu. Zaten seçmen kitlesinin içerisinde kendisini seküler milliyetçi olarak kabul edenlerin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Fakat orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM'le kurduğu ilişki yerel seçimle belki çok fazla anlaşılmadı ama tabii ki genel seçimlerde Türkiye'nin genelini ilgilendiren politikalar gündeme geldiğinde orada o seçmen kitlesinin rahatsızlık duyacağı çok açıktır. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden bu seçmen kitlesinin kendisini Atatürkçü, Türk milliyetçisi olarak tanımlayan ama sağ muhafazakar camiada tanımlayan bir partiye hala ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Öyle olursa onları geri toplayabilir. Bu durumda bu manzarayı gören İYİ Parti içerisinde kendisini muhafazakar ve PKK karşıtı bir yerde tam olarak konumlandıran kişiler de tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönecekler, evet, diye düşünüyorum. Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Yani Koray Bey gibi, Müsavat Bey gibi isimlerin genel başkan olduğu İYİ Parti'de de o işte birleşme veya bir araya gelme süreci de tartışılabilir. Evet, o zaman öyle bir şey olabilir. Çünkü öyle bir durum. Kemal Hocam, şimdi biz bu konuşuyoruz. Yani Atatürkçü refleksleri olan İYİ Partili seçmen belki DEM'le ittifakı görür de farklı refleks geliştirir falan diyoruz da. Ya bu analizler seçim sonrasında taca çıkmadı mı? Yani Kemalist seçmen bu ilişkiyi herhalde Atatürkçü seçmen çok önemli bir problem Melek Bey, olarak yer, görmüyor. Yer öyle olarak görüyorum. Örneğini vereyim hocam, ondan yani, sonra başlasın. İşte Esenyurt, Esenyurt'ta HDP şirinlemesi yapan, ön planda tutan, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurları hakkında açıklamalar yapan, bunların farklılaştırılabileceğini değerlendiren bir isim. Belediye başkanı oldu Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt. Diğer tarafta da Afyon gibi, Kütahya gibi milliyetçiliğin çok ön planda olduğu bir yerde, yani hassasiyetler en üst seviyede olduğu gibi bir yerde Cumhuriyet Halk Partili ve oradaki açıklamalarıyla DEM'i kapıdan içeri sokmayacağım diyen bir isim belediye başkanı oldu. Yani seçmen bu değerlendirmeleri yaptığı kanaatinde değilim ben. Bilmiyorum Kemal abi ya da nasıl değişti, bir yaklaşım sergileyecek. Değişti, bilmiyorum ama yani şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi merkez bir parti. Sonuçta merkez derken Milliyetçi Hareket'in bir merkezinde olan bir parti. İdeolojisinin orijini orada yatıyor. Yani oradan çıkan bir takım çekirdek prensipler üzerine dağılmış birkaç milliyetçi hareket var. Bir tane Zafer Partisi. Çok uçta konumlanmış bir parti bana göre. İyi Parti uçtan biraz daha gerideydi. Yani merkeze yakın duruyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez çekirdek... partisi olacağız dedi hocam. Hedefini işte o şekilde koydum herhalde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekirdeğine yakın duruyordu aslında başlangıçta. Hı-hı. Ondan dolayı bir miktar taban tuttu. Ama sonra gittikçe savrulmaya başladı. Yani Meral Akşener Hanımefendi'nin vermiş olduğu kararlar birçok kişiyi, bu partinin kurucular üyesi olan kişileri çok rahatsız etti. Pek dillendirilmedi ama mesela Günay Kodaz Hanımefendi galiba bildiğim kadarıyla, o da avukat, sizin meslektaşınız Mustafa Kemal Bey. O epey avukat adayı var. Var ya, bayağı var. Benim çok pişman olduğunu var. İfade ediyor Meral Akşener'le yola çıktığım için falan diyor. Yani dolayısıyla bu parti... Bunun gibi milliyetçi partilerin tabanda dağıldıktan sonra fazla bir karşılığı yok artık. Sadece bana göre reaksiyon partileri olabilir. Yani tabanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğrudan gönül bağlamış fakat oy vermek istemeyenlerin toplanabileceği çok küçük küçük gruplardan mürekkep bir parti grubu gibi gözüküyor. Ama Meral Akşener'in işaret ettiği aday seçilirse yine bir Akşener doktrini devam edecek demektir. Bir emanetçilik mi olabilir diyorsunuz? Yani taban da bunu istemez. Hocam. Yani Meral Akşener'in şu ana kadar yapmış olduğu, ürettiği politikalara itiraz eden bir kişinin İyi Parti'nin başına geçmesi partinin selameti açısından daha iyi bana göre. Ne farkı kaldı İyi Parti'nin söylemlerinde? İrfan Hocam, bir fark var mı? Yani bir başlarda vardı, AK Parti'yi eleştiriyordu, farklı bir milliyetçilik tanımı yapıyordu ama şu an yani da... Benim değerlendirmem tamamen sübjektif, bana ait. Tabii yani ki. Ben Anavatan Partisi gibi, Doğru Yol Partisi gibi bunun ömrünü tamamladığını, hı-hı, ve bundan sonraki dönemde eriyip ortadan kalkacağını düşünüyorum. Tabii yani ilk anda çok yakından takip etmiyordum. Bir kez ismi bana tuhaf geldi. Good Party. Böyle anaokulu seviyesinde biz iyiyiz, öteki partiler kötü, iyi parti, kötü partiler falan.
Ama sonra bunun başka bir bağlantısı olduğunu öğrendim. Netice olarak şundan da mutluyum, yani bununla da bitireyim. Siyasi ihtirası güçlü biçimde ortaya koyan Meral Akşener'in çekilmesinden ve bundan sonra Türk siyasetinde geri planda kalmasını açıklayacağından da veya öyle bir sonuç ortaya çıkması beklentisi içindeyim. Böyle bir şey olursa bundan da mutlu olacağım. Yani çünkü çok ihtiraslı bir görüntü verdi bugüne kadar. Son birkaç seçim döneminde buna tanık olduk. Hı hı. Evet, yani ortadan kalkacak bir parti gözüküyor şu an itibariyle. Ben evet. Sizin aslında kanaatinize katılıyorum. Hani dediniz ya, demek istediniz galiba, tam demediniz de. Ya çok eski böyle geleneksel kişiler var artık yani. Şu geçmişe gittiğiniz zaman ideolojik dalgalanmalar yaşamış, hukuki sorunlar yaşamış. Ya artık böyle biraz daha genç kadrolara, tabii, bilmiyorum, ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani bugün 20 yaşında muhtarımız var artık, değil mi? 22 yaşında şey var. Yani bir proje partisi olarak kurulduğunu söylemiştik başından itibaren. Yani, İYİ Parti'nin ne için proje? Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmek içindi. Bu projeyi tamamladı. Hedefine ulaştı. Misyonunu bitirdi. Misyonunu tamamladı. Kurduran da seçmeni esasında aldı götürdü CHP'ye teslim etti. Dönüştürdü de o dönüştürdü zaman Murat. Öyle mi anlıyorsun? Şimdi MHP'den kopardığı kitle CHP'ye tabii gidecek bir kitle. Şimdi değil. İstanbul'da %7 seçmeni var diyoruz, değil mi? Evet. Bu %7 seçmen DEM'le ilişki kurulmasını asla rıza göstermeyecek bir seçmendi. Bundan önceki dönemlere tabii baktığımızda. O seçmen şu anda İstanbul'da, işte Esenyurt örneği çok ortada, net bir şekilde görülüyor. DEM'i getirdiler, DEM'li birisini Esenyurt'ta belediye başkanı yaptı CHP. Buna rağmen İYİ Parti seçmeni gitti, full ona oy verdi. Yani DEM kökenli birisine açıkça, hani birileri diyor ya burası İstanbul artık Kürt İstanbul olmuştur diyor Ferhat Encü. Bunun demesine rağmen hiçbir İYİ Parti seçmeni bundan rahatsız olmadı. Götürdü, rahat bir şekilde oy verdi. DEM'liye oy verecek kadar ideolojik bir enkaz yaşayan İYİ Partili'nin artık Türk milliyetçiliğinden bahsetme imkanı kalmamıştı. Bu saatten sonra CHP seçmenidir artık.